Öncelikle sorayım, devam ediyor mu Erdoğan'ın programları? Kurmaylar buluşmasında neler konuşuldu, masada ne vardı? Mabendeki yoğun gündem yaklaşık yarım saat önce sona erdireceğim öğretire. Ben bunu söyleyerek başlayalım. Başlangıçta sabah saatlerinde buradaki programlar resmi programda görünmüyordu. Saat 15 sıralarında ancak AK Parti'nin kurmayları buraya geldiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiler. Toplantının iki önemli gündem maddesi vardı. Onlardan biri uyum yasası ile ilgili çalışmalardı. Bilindiği gibi 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilecek. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirken atılacak adımlar bugünkü toplantıda ele alındı. Özellikle siyasi partiler kanunu ve idari yapının yeniden şekillendirilmesi konusunun bugün masaya yatırıldığı söyleniyor. Ki bu toplantıya yaklaşık 40 dakika sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın dahil olduğunun da altını çizmek lazım. Toplantının bir başka önemli gündem maddesi daha vardı. O da siyasi ittifak konusu. Ki bu konuda da AK Parti sözcüsü Mahir Ünal içeri girmeden kısa bir açıklama yaptı ve gelinen süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'nin doğal müttefiki olduğunu söyledi ve bu konunun da bugün burada ele alınacağını belirtti. Saat 17'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yine burada ikili görüşmeye geçecekti, başa baş görüşeceklerdi. Ancak önceki toplantının uzaması nedeniyle o toplantıda yaklaşık bir saat sonra başladı. Saat 18 sıralarında başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasındaki o görüşmede yaklaşık yarım saat sürdü. O toplantının sona ermesinin ardından hem Erdoğan hem Binali Yıldırım buradan ayrıldı ve böylece Mabend Köşkü'ndeki yoğun mesai de sona ermiş oldu Cem Öğretir.